Manisa'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında tören düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törene Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Usta Mehmetoğlu, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Yunus Emre Belediye Başkan Yardımcısı Nezaket Elif Binici, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan ve öğretmenler katıldı. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici yaptı. Baş öğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Hakk'ın rahmetine kavuşan tüm öğretmenlerimizi saygı ve şükranla yad ediyorum. Baş öğretmen Atatürk, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır diyerek ülkenin geleceğini, öğretmenlerin şekillendireceğini belirtiyor. Öğretmenlik, sizlerin de bildiği gibi insanlık tarihinin en anlamlı ve ölümsüz mesleğidir. Ürünü insan olan ve başlı başına bir amaç olmaktan öte bizleri yüce gayemize ulaştıran bir vesile olarak görüyorum öğretmenlik mesleğini. Temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymanın önemini bir kez daha hatırlatarak 4 Ocak 2021 tarihinde okullarımızın kapılarını öğrencilerimize tekrar açmayı özlemle beklediğimizi belirtmek isterim. Bu vesileyle ilimizde görev yapan 18.400 öğretmenimiz başta olmak üzere bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutlar, saygılar sunarım. Dikici'nin konuşmasının ardından mesleğe yeni başlayan öğretmenler adına ve bu yıl emekli olan öğretmenler adına bir konuşma yapıldı. Başta baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyor, saygı, sevgi ve minnetimi sunuyorum. Aramızda olmayan tüm meslektaşlarımızı rahmetle anıyorum. Bu kutsal mesleği seçmemde çok büyük emeği ve katkısı olan babama ayrıca teşekkür ediyorum. Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti Devlet Okulumuzu baş öğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal etmiş olan tüm öğretmenlerimize rahmet, emekli olan öğretmenlerimize sağlık ve uzun ömürler, halen çalışan öğretmenlerimize de sağlıklar, mutluluklar, başarılar diliyorum. Konuşmaların ardından mesleğe yeni başlamış olan öğretmenlerin and içme törenine geçildi. Kendilerine başarılar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Emekliye ayrılan öğretmenlere de hizmet şeref belgelerini Manisa Valisi Yaşar Karadeniz verdi.